Asgari ücret tespit komisyonu Türk İş'in ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Altı milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Bugün malumunuz asgari ücret tespit komisyonu toplantımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlk toplantıda da bahsettik. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakama imza atmak istiyoruz dedi. 15 senedir olduğu gibi işte ilk toplantı bakanlıkta oluyor, ikinci toplantı Türk İş'te oluyor. Üçüncü toplantıda Türk İşveren Sendikası'nda oluyor. Bu masanın etrafında TİSK'in genel sekreteri, onun çalışma arkadaşları var. Çalışma genel müdürümüz burada, işte onunla beraber çalışma arkadaşları var. İşte bizim de Türk İş'teki eğitim sekreterimiz ve sendikalarımızın başkanları burada. 14 Ekim'de İstanbul'da TİSK'in bir toplantısı vardı. Orada bir ifade kullandım. Dedim ki bu asgari ücret 45 seneye bedel bir asgari ücret olacak. O zaman ülke şartları bununla, bu durumda değildi. Daha iyiydi. İşte aradan 1,5 ay geçti. Piyasalara baktığınız zaman daha zor durumda asgari ücretli, dar gelirli, emekli. Yani bununla ilgili buradaki arkadaşlarımız uzun yıllardır bu komisyonda, işte ben de 2004 yılında bu komisyonda bulundum. İşte nasıl çalışıldığını, ne yaptığını yakinen biliyorum. Ama maalesef her zaman ifade ediyorum. Yani bu yapı, bir daha gözden geçirmek gerekiyor bu yapıyı. Hem sendikalar için, hem işverenlerimiz için, hem hükümet için. Bunu niye böyle ifade ediyorum? Zaman zaman bana diyorlar ki ya bu yapıda ne var? Bu yapıda şu var. İşte burada 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. İşte bu uzun yıllardır biz ortaklaşa 5 kere anlaşma imkanı bulduk. Onun dışında anlaşma imkanı bulmadık. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor, ifade ediyorlar. İşte son 4 senedir de bizim dışımızdaki sendikalarla beraber ortaklaşa bir toplantı yapıyoruz. Ama masada Türk İş var. Şimdi burada 7 milyonu aşkın bir topluluk. Bu asgari ücret ülke gündemine geldiği zaman bu ücret belirleme ücretiydi. Ama son yıllarda öyle bir noktaya geldik ki bu ücret geçim ücreti oldu. Yani 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. 7 milyon çoluğuna çocuğuna baktığın zaman 30 milyon üstünde bir rakam. Yani ülkenin tabiri caizse 1/3'ünden daha fazla. Bu insanlar kim? İşte hepimizin bu masada bulunanların komşusu, kardeşi, arkadaşı, akrabası. Özellikle örgütlü olan yerlerde bu işveren sendikası için de geçerli, sendikalar da için de geçerli. Yani asgari ücretli şu anda şu tabloya göre baktığınız zaman %1'in üstünde değil. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan, işçi heyetini ise Türk İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.